Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf bilim uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. Daha önce bir tane yayınlamıştım. Bu da bir başkası. Elimden geldiğince internette en çok kullanılan ve en yenilerini indirmeye çalışıyorum sizin için. Umarım sizler için faydalı olur. Hemen A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki doğru yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz. 1. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Evet, doğru arkadaşlar. 2. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Bu da doğru. 3. Sıcaklık bir maddeden diğer maddeye aktarılan bir enerjidir. Yanlış arkadaşlar. Sıcaklık enerji değildir. 4. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı yükselir. Evet, genel anlamda doğrudur. Doğru. 5. Işık kaynaktan çıktıktan sonra bir yönde yayılır demiş. Yanlış arkadaşlar. Her yönde olacak. 6. Ay doğal ışık kaynağıdır. Yanlış arkadaşlar. Doğal ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır bizlere. 7. Su ve cam saydam maddedir. Evet, doğru. 8. Işık kaynağı olan cisimler ışık yaydıkları için görülür demiş. Bu da doğru arkadaşlar. 9. Saydam olmayan cisimlerden ışık geçemediği için cisimlerin arkasında gölgesi oluşur. Bu da doğru arkadaşlar. 10. Öğle saatlerinde gölge boyu en kısa olur. Evet, çünkü güneş tepede olduğu için gölgemizin boyu kısalır. Bu da doğru arkadaşlar. B bölümü. Aşağıdaki etkinlikte verilen bilginin doğru tamamlanması için altı çizili kelimelerden uygun olan kelimeyi yuvarlak içine alınız. Birinci soru, bir enerji çeşididir demiş. Isı bir enerji çeşididir arkadaşlar. 2. Farklı sıcaklıktaki cisimler temas ettirildiğinde aralarında ısı alışverişi olur. Sıcaklık olmaz arkadaşlar. 3. Sıcaklığın birimi Celsius olarak kullanılır. 4. Isı alışverişi bittiğinde maddelerin son sıcaklığı eşit olur arkadaşlar. 5. Isı birimi olarak kullanılır kalori. 6. Sıcaklık termometre ile ölçülür. 7. Işık kaynaktan çıktıktan sonra doğrusal olarak yayılır arkadaşlar. 8. Işığın tamamını geçiren maddelere saydam madde denir. 9. Kendiliğinden ışık yayan maddelere doğal ışık kaynağı diyoruz. 10. sorumuz, ay ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Bu şekilde de bu bölümü tamamladık. Diğer bölüme geçelim. C bölümü, aşağıda bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgileri kullanarak sorulan soruları cevaplayınız. Hemen şunu açıklayalım arkadaşlar. Bu şekilde sıcaklık zaman grafiğinde iki tane böyle yatay düz çizgimiz varsa bunlara hal değişimi diyoruz arkadaşlar. Ve iki tane olduğu için birinci hal değişimimiz erime, ikincisi kaynama noktasıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. A, X maddesi ısıtılıyor mu yoksa soğutuluyor mu? Bakın arkadaşlar, grafik yukarı doğru gittiği için bu bir ısınma grafiğidir. Yani grafikteki maddemiz ısıtılıyor arkadaşlar. B, X maddesinin donma noktası kaç derecedir? Bakın burasına ben erime yazdım. Hatırlarsak erime ile arkadaşlar donma neydi? Birbirine eşit. O yüzden kaç dereceyi gösteriyor? 10 derece. 10 derece erime noktasıdır arkadaşlar. C bölümü demiş. 6-10 dakika aralığında X maddesi hangi fiziksel haldedir? 6 ve 10 aralıkta arkadaşlar burada maddemiz sıvı haldedir. Çünkü 6. noktada erime işlemi bitmiştir. 6'dan sonra artık maddemiz sıvı haldedir arkadaşlar. Yazalım. Sıvı. D bölümü. X maddesinin kaynama noktası kaç derecedir? Zaten yazmıştım. Bakın kaynama kaçı gösteriyor arkadaşlar? 95 derecemizde yazalım. E, X maddesi hangi zaman aralıklarında hal değiştiriyor? En başta zaten söylemiştim. Bakın 2 ile 6, 10 ile 15 arası. Hemen yazalım. 2, 6 ve 10 ile 15 arası. Bu bölümü de tamamladık. D bölümüne geçelim. D bölümü, aşağıda yer alan çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. Her soru 3 puandır demiş. Birbiriyle temas eden maddelerden olanı ısı alır demiş. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki soğuk olanı ısı alır. Cevabımız D şıkkı. 2. Termometreler sıvıların özelliğinden yararlanarak yapılmıştır. Genleşme arkadaşlar. Termometredeki sıvımız ısı aldıkça genleşiyor, yükseliyor.
Isı verdikçe de soğuyor, büzülüyor ve aşağı doğru iniyor. Cevabımız A. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliğidir? Tabii ki kaynama sıcaklığı arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Saf bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Erime sıcaklığı arkadaşlar. Tabii ki donma sıcaklığıyla birbirine eşittir. Yani cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Islak çamaşırlar kışında kurur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soru. Erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri buharlaşma ile aşağıdakilerden hangisinde vardır? Arkadaşlar erime ve donma birbirinin tersi. Buharlaşmanın tersi ise yoğuşmadır. Cevabımız C şıkkı. Yedinci soru. Gece düz bir yolda sokak lambasına doğru yaklaşan bir kişinin gölgesinin uzunluğu için ne söylenebilir? Arkadaşlar burada sokak lambası olsun. Biz buradan yaklaştıkça bakın buraya geldiğimizde tepemizde olacağı için gölgemizin boyu kısalır. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Küçülür. Cevabımız A şıkkı. Sekizinci soru. Bir düzlem aynaya gelen ışın yüzey normali ile 30 derecelik açı yaparak yansımıştır. Buna göre gelen ışın aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar hatırlarsak gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit. Ve bakın kaç derecelik açıyla yansımış? 30 derecelik açıyla yansımış. Yani gelme açısı da 30 derece olacak arkadaşlar. Bakın o da C şıkkında gelme açısı verilmiş. 30 derece doğru. Cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu soru. Bir ışık ışını yansıtıcı yüzeye yüzeyle 30 derecelik açı yapacak şekilde gönderiliyor. Yüzeye gönderilen ışık ışını şekildeki gibi yansıyor. Şekildeki N yansıtıcı normali olduğuna göre yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasındaki açı kaç derecedir? Buradaki şu cümleye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yüzeyle 30 derece yani şurası 30 derece. Bize gelen ışının aynayla yaptığı açıyı vermiş. Normalle yaptığı açı yani gelme açısını vermemiş arkadaşlar. Gelme açısı 90'dan 30'u çıkardığımız zaman 60. Yansıma açısı da 60 derece olur. Çünkü ikisi birbirine eşitti. Burada yansıyan ışının yüzeyin normali yani yansıma açısını sorduğu için cevabımız B şıkkı arkadaşlar 60 derece. 10. ve son sorumuz. Şekildeki gibi düz aynaya gönderilen bir ışının ayna ile arasındaki açı 55 derece olduğuna göre bu ışının yansıma açısı kaç derecedir? Bulalım arkadaşlar. Bu yansıyan ışınımız. Bakın burasını bulmak için 90'dan çıkarıyoruz. Çıkardığımız zaman arkadaşlar 35. Bu gelme açısı. Yansıma açısı da gelme açısına eşit olduğu için burası da 35 olacak arkadaşlar. Bize zaten bunu soruyor. Cevabımız B şıkkı. Çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.